Bu videoda size bir denklemin reel olmayan köklerinden bahsetmek istiyorum. Reel olmayan kök ya da çözüm terimini daha önce duymayanlarınıza bu konuyu işlediğimiz diğer videoları izlemenizi öneririm. Kısa bir tekrar da yapabilirim tabii. Denklemi çözerken bir dizi geçerli cebir işlemi yaptığınızı düşünün. Bu işlemler sonucunda denklemin köklerini buldunuz ama bu kökleri orijinal denkleme koyduğunuzda denklemi sağlamadıklarını gördünüz. Bu videoda size bu durumla yani reel olmayan köklerle neden karşılaştığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu Tersinirlik ya da tersine çevrilebilme olarak adlandırdığımız bir kavrama dayalı bir durum. Cebirde tek bir yönde uygulayabileceğimiz bazı işlemler vardır ve bu işlemler bu yönde her zaman doğru olurlar ama diğer yön söz konusu olduğunda zaman zaman doğru olmadıklarını görürüz. Size bahsettiğim bu iki işlemi hemen göstereyim. Bunlardan biri kare alma, diğeri ise bir eşitliğin iki tarafını da değişken bir ifade ile çarpma. İsterseniz önce kare almayla başlayalım ve bir örnek görelim. Sonra da gerçek bir denklemde bu yüzden neden reel olmayan bir kök elde ettiğimize bakarız. A eşittir B'yi ele alalım. Bunun iki tarafının da karesini alırsam A kare eşittir B kare elde ederim öyle değil mi? Ama bunun tersi her zaman doğru değildir. Demek istediğim, a kare eğer b kareye eşitse, a'nın b'ye eşit olmadığı durumlar da vardır. Peki bunun için bana bir örnek verebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Ben şöyle bir örnek vereyim. Eksi 2'nin karesi, 2'nin karesine eşittir, öyle değil mi? Ama eksi 2, 2'ye eşit değildir. Evet, böylelikle bir denklemin iki tarafının da karesini alarak bazı çıkarımlarda bulunduğumuzda tersinin her zaman doğru olmayacağını görüyoruz. Her zaman tersine bilir olmayan işlemlerden bir diğeri, denklemin iki tarafını değişken bir ifadeyle çarpmaktır. İki tarafı da bir değişkenle çarp. Buraya değişken yazıyorum ama bu değişken bir ifade de olabilir. Örnek olarak da yine a eşittir b'yi ele alalım. Bu eşitliğin iki tarafını da aynı değişkenle çarpınca eşitlik yine geçerli olur ama bunun tersi her zaman doğru değildir. x çarpı a eşittir x çarpı b ise a her zaman b'ye acaba eşit midir? Hayır, değildir. Bunun için bir örnek düşünelim. A 2, B de 3 olsun. X değişkeninin de 0 olduğunu düşünürsek. Evet, ne olur? 0 çarpı 2, 0 çarpı 3'e eşittir. Ama 2, 3'e eşit değildir. Peki, bu gördüklerimiz köklü ifade içeren ya da iki tarafı da rasyonel olan bir denklemi çözmekle neden ve nasıl alakalıdır? Hemen örnek vereyim. Köklü bir ifade olsun elimizde. Evet, diyelim ki kare kök içinde 5x eksi 4 eşittir x eksi 2. Evet, bu denklemi çözmek istediğimizi düşünelim. Köklü ifadeyi görünce hepimizin aklından şu onun iki tarafının da karesini alayım da kökten kurtulayım düşüncesi geçmiştir. Doğru, iki tarafın karesini alınca 5x eksi 4 eşittir x kare eksi 4x artı 4 elde ederiz değil mi? Bu arada bu yaptıklarımı neden böyle yaptığım konusunda bir fikriniz yoksa, köklü ifadeleri işlediğimiz videoları izlemenizi öneriyorum tabii. Bir bakalım. Devam etmemi isterseniz iki taraftan 5x çıkaralım. Ha bir de 4 ekleyelim. Amacım sol tarafta 0 elde etmek. Burada 0 olacak. Eşittir x kare eksi 9x artı 8. 0 eşittir x eksi 8 çarpı x eksi 1 öyle değil mi? Bu da x eksi 1'in ya da x eksi 8'in 0 olacağı anlamına gelir. Bunları çözünce de denklemin köklerinin x eşittir 8 ya da x eşittir 1 olduğunu buluruz. Ama bu kökleri denediğimizde, mesela x 8'e eşit olduğunda farklı renkler kullanayım, takip etmesi daha kolay olsun. Evet, ne diyordum? Orijinal denkleme 8'i yazarsam, kare kök içinde 5 çarpı 8 eksi 4'ten, kare kök içinde 36 eşittir 6 bulurum ve bu doğrudur. Peki, ya diğer kök? Hemen yazıyorum. Kare kök içinde 5 çarpı 1 eksi 4. 1 eder, öyle değil mi? 1 eksi 2 ise eksi 1 olmadı gördünüz değil mi ve işte bu reel olmayan bir köktür. Biri sizden bu denklemi sağlayan x değerlerinin ne olduğunu söylemenizi isterse her ne kadar geçerli ve doğru işlemlerle elde etmiş olsanız da biri söyleyemezsiniz. Bunun sebebine gelince aslına bakarsanız isterseniz videoyu durdurun ve işlemleri bir inceleyin. İşlemlerin hangisi x eşittir 1 için doğru ve hangisi yanlış? x eşittir 1 mor çizgi altındaki tüm işlemler için doğru. Yani bu ifadelerin, bu denklemlerin hepsini sağlıyor. Ama karekök içinde 5x eksi 4 eşittir x eksi 2'yi sağlamıyor. x eşittir 1 ile başlayıp geriye giderek bu adıma ya da işleme kadar sorunsuz bir biçimde ilerleyebilirsiniz. Burada karşılaştığımız sorun ise kare almanın terbiyesi çevrilebilir bir işlem olmamasından kaynaklanıyor. Bunu a kare eşittir b kare olarak düşünüp, yani bunun buna eşit olduğunu biliyoruz ama bu x eşittir 1 için a'nın b'ye eşit olduğu anlamına gelmez şeklinde yorumlanabilir. Aynı şeyi rasyonel ifadeler içeren bir denklem içinde yapabiliriz. Mesela, e, ama önce şurada kendimize biraz yer açayım tamam. Elimizde x kare bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü x eksi 1 denkleminin olduğunu düşünelim. Bunu görünce aklımıza hemen iki tarafı da x eksi 1 ile çarpmak gelir öyle değil mi? Yazıyorum x eksi 1 ile çarp. Evet iki tarafı da değişken bir ifadeyle çarptığım için bu noktadan sonra yaptıklarıma bir nevi şüphe ile yaklaşmam lazım. Çarpınca x kare eşittir 1 elde ederim. Bu da x'in ya 1 ya da eksi 1'e eşit olması anlamına gelir. Peki hemen kontrol edelim. x 1 olduğunda iki tarafı da 0'a böldüğüm için bu reel olmayan bir köktür. Buradaki sorun ise az önce de söylediğim gibi iki tarafı değişken bir ifade ile çarpmış olmam. x eksi 1'den bahsediyorum. Bu arada bunu yapabiliriz. Ee, aslında bu hata yapmak değildir. Denklemin iki tarafını da değişken bir ifadeyle çarpmak geçerli ve doğru bir cebir işlemidir. Aynen burada olduğu gibi ama 0 çarpı 2, 0 çarpı 3'e eşit olmasına rağmen 2, 3'e eşit değildir. Dikkat! Bunlar aynı örnek. Çünkü burada denklemin iki tarafını da çarptığımız değişken x eşittir, 1 de 0 değerini alıyor. Belki bu videodan almanız gereken ders ise reel olmayan bu kökleri nasıl elde ettiğimizi anlamanız. Bir eşitliğin iki tarafının da karesini aldığınız ya da iki tarafını da değişken bir ifade ile çarptığınızda bunlar geçerli ve doğru cebir işlemleridir ama doğru ve geçerli olmaları terslerinin doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. Bu eşitliğin iki tarafına bir değer ekleyip bir değer çıkarabiliriz. Bu tersinir bir durumdur. Sıfıra eşit olmayan sabit bir değerle çarpıp bu değere bölebilirsiniz. Bunda da sorun yok. Yani buradan da şüpheli bir sonuç doğmaz ama iki tarafın karesini aldığınızda ya da değişken bir ifadeyle çarptığınızda dikkatli olmanız gerekir.